Küreselleşme olgusu günümüz dünyasında kültürden ekonomiye, eğitimden iş yaşamına ve günlük yaşamın fark edilmeyen birçok alanına kadar etkili olan bir süreçtir. Bu etkilerin bir kısmını açık bir biçimde görmek mümkünken, bir kısmını gündelik hayatın akışı içerisinde fark etmek mümkün olmamaktadır. Küreselleşmenin son 30 yıllık süreçte en önemli dayanağı enformasyon teknolojilerinde yaşanan yeniliklerdir. Medya sektörü de küreselleşmeden derinden etkilenmiştir. Bu süreçle medya sektörünün sahiplik yapısı ve sektörün üretim tarzının ve buna bağlı olarak da çalışma koşullarının da hızla değiştiğine şahit olunmaktadır. Küreselleşme süreci dünya siyasetini, ekonomisini, kültürünü ve çalışma yaşamını derinden etkileyen ve değiştiren bir süreçtir. Küreselleşmeyi 3 dönem içerisinde incelemek mümkündür. 1. Küreselleşme dönemi coğrafi keşiflerden yani 1490'lı yıllardan başlayıp 1870'li yıllara kadar uzanan dönemdir. Bu dönemde coğrafi keşifler, merkantilizm politikaları ve modern devletin doğuşu gibi olaylar yaşanmıştır. Coğrafi keşiflerle batılı güçler yeni sömürü alanları bulmuşlardır. 2. Küreselleşme dönemini ise 1870'lerde ortaya çıkan sanayi devriminin yarattığı muazzam teknolojinin hemen sonrasında yaşanan değişimlerle birlikte 1890 yılından itibaren başlatmak mümkündür. Bu dönemde ilk olarak misyonerler, ardından batılı şirketler ve devletler uygar olmayan topraklara, uygarlığı götürme adı altında yeni coğrafyalara yayıldılar. Asıl amaç, batılı ülkelerin kendi sanayilerine ucuz ham madde girişini sağlamak, yeni pazarlar bulmaktı. İkinci küreselleşme döneminin en karakteristik özelliği, sanayi devrimi ile birlikte buhar gücünün sanayide kullanılması ve ulaşımda içten patlamalı motorların icadıyla birlikte yaşanan hızlı gelişmedir. Üçüncü küreselleşme dönemi ise 1990'lı yılların başından başlayarak günümüze kadar devam eden süreci kapsamaktadır. Teknolojik alanda yaşanan hızlı değişim de 3. küreselleşme döneminin en temel karakteristiği sayılmaktadır. Her bir küreselleşme döneminin temel karakteristiği farklıdır. 1. küreselleşme dönemi için temel karakteristik coğrafi keşifler ve sömürü savaşları iken 2. küreselleşme dönemi için sanayi devrimi ve makineleşme ile mavi yakalı işçi sınıfı, 3. küreselleşme dönemi içinse teknolojik devrim ve hizmetler sınıfı ile beyaz yakalılardır.